Nereye yine? İşim var. Bak sürekli işe asıyorsun. Zaten yenisin, atıverirler vallahi. O kadar kolay değil canım. Başıboş değilim ben bu hastanede. Arkam sağlam. Bana bak, şu gizemli sevgilin hastaneden mi yoksa? Kim? Allah aşkına söyle. Personelden mi? Oho. Beni o kadar hafife alma güzel. Cerrah. Yok artık. Vallahi mi? Hangisi kız? Aslan olamaz değil mi? Dün konuşmadı seninle. Değil. Ama sen gittikten sonra o da acayip yazıldı bana. Ben de benimkini kıskandırmak için biraz yüz verdim. Kız yapma öyle şeyler. Adamları birbirine düşürürsün. Düşsünler. Benimkinin biraz aklını başına toplaması lazım. Beni avucunda sanmasın. Senden korkulur vallahi. Hadi sonra konuşuruz. Sevgilim beni bekliyor. Pardon. Kolay gelsin. Şunu doldurun. Pardon. Ne durumdayız? Hala bekliyoruz. Ama hasta daha fazla bekleyemez. Bir an önce ameliyat almak zorundayız. Etrafta kan vermek için kuyruğa giren insanlar görebiliyor musunuz acaba? Ben göremedim de. Çok komiksiniz ama ben gülemiyorum. Çünkü hastam bu yüzden kolunu kaybedebilir. Kolunu mu? Kan bulamadığı için hayatını kaybeden insanlar var doktor hanım. İyi bari. Söyleyeyim de hastam yaşadığını şükredip tek kolla idare ediversin. Allah Allah. Kan yoksa ben ne yapabilirim? Bekliyoruz işte. Ya bekleyeceğinize biraz uğraşsanız belki bulursunuz. Aa, orada durun bakalım. Ben tam 15 yıldır bu işi yapıyorum doktor hanım. Ela. Hadi sen git, ben beklerim kanı. Nereye gideceğim ya? Ya git. Bir sevgilini öp, bir sakinleş. Kan bulununca ben seni çağırırım. Senin işin yok mu? Bir hastamın verdiği kana getirmiştim. Vizit de bitti. Boşum yani. Hadi. Git Levent'in odasında bekle. Hadi. Ben haber vereceğim. Hayret bir şey. Sanki kan var da ben vermiyorum. Olur böyle gerginlikler hemşire hanım. Siz o güzel yüzünüzü asmayın. Ne kadar iyisin. Merhaba. Levent'in odası hangisiydi canım? Şurası. Kim diyeyim? Beni tanımıyor musun? Affedersiniz, çıkaramadım. Bir saniye beklerseniz haber vereyim. Gerek yok. Beni bekliyordu zaten. Bayan lütfen. Sadece 2 dakikanı alacağım Levent. Levent Bey bekleyin dedim ama dinlemedi. Özür dilerim, engel olamadım. Tamam, sorun değil. Merhaba Simten. Merhaba Ela Hanım. İçeride biri var ama. Uzun mu sürecek? Bilmiyorum. Aslında randevusu yoktu. Bir sorayım isterseniz. Yok, gerek yok. Ben beklerim. Göz göze geliyoruz. Bir selam bile vermiyorsun Levent. Ayla, Ela ile ben evleniyoruz. Duydum. Ama hiç anlamadım yani. Seni aldattığını bile bile. Aldatma falan yok. Her şeyin bir yanlış anlamı olduğunu öğrendim. Ve bunu bütün hastaneye ilan ederek Ela'dan özür diledim. O yüzden mi beni görünce şeytan çarpmış gibi oluyorsun? Çok bozuluyorum Levent. Ben senin sapığın değilim. Bir selam verebilirsin herhalde. Var ki içeride. Tanımıyorum Ela Hanım. Hastaneden biri değil yani. Aslında olabilir.
Kendisini tanımadığıma bozuldu biraz. Yani ben sizin aranıza girmedim ki. Siz o gece ayrılmıştınız. Hem beni tekneye sen davet ettin. Dinle. O gece yüzünden ilişkimin mahvolmasını istemiyorum Ayla. Lütfen bunu anlamaya çalış. Böyle anlatırsan anlarız. Ama bir daha gelme dediğim halde geçen gün yine tekneye geldin. Ben ne bileyim canım barıştığınızı. Şimdi biliyorsun işte. Yani bana gelme, beni arama ve bana mesaj atma. Anlaştık mı? Peki Levent. Ama şu düştüğüm duruma bak yani. Sanki ben ayırdım sizi. Sanki seni ben zorladım. En azından beklediğimi söyleyeyim. Hı hı. Ayla. Heh, Ela. Tamamdır, kan bulundu. O gece bir yabancıyla asla konuşmayacağım şeyleri anlattım sana. Sen de beni bir arkadaş gibi dinledin. Derdimi paylaştın. Bu yüzden şimdi de beni anlayacağını düşünüyorum. Ben Ela'ya büyük bir haksızlık yaptım Ayla. Ve onu bir kez daha mutsuz edersem bununla yaşayamam. Ela'nın yerinde olmayı çok isterdim. Ama seni üzmemek için elimden geleni yapacağım Levent. İçin rahat olsun. Aslan hemen söyle istersen. Ela hadi. Madem bu son konuşmamız, bir veda öpücüğü istiyorum. Hoşça kal Levent. Bunu Levent Bey'e verir misin Simten? Tabii. Adım Ayla Şekerim. Resepsiyonda çalışıyorum. Ela Hanım buradaydı Levent Bey. Sizi bekledi ama. Bir şey dedi mi? Hayır. Ama bunu bıraktı. Bugün asansörde hiç karşılaşmadık sevgilim. Ben de öpücüğümü almaya geldim. Ama çok meşgulsün. İlk fırsatta öpücüğümü isterim. Ela. Ne durumdasın? En fazla bir saat. Bekler misin? Bir saat mi? Ama herhangi bir saat değil bu. Nasıl bir saat? Sen yanımda olursan 10 dakika sürecek. Ama sen olmazsan 10 saat. Biz buna romantik izafiyet yasası diyoruz. Heh. İyi akşamlar Hasan Bey. O adamla aranızda ne var? Hangi adamla? Sarmaş dolaş olduğun adamla. Aranızda ne var Sevda? Neden bahsettiğini anlamıyorum. Ya bak. Kimseyle aramda bir şey yok. Bak, aslan bir kadına takınca o kadının kurtuluşu olmuyor. Bunu sen de biliyorsun. Hmm. Aslan bana kafayı mı takmış? Hiç farkında değilim. Vallahi mi? Yemin et. Yani sonuçta bir sevgi yemini olduğunu kimse bilmiyor. Hmm. O da beni yalnız sandığı için ilgi gösteriyor olabilir. Bilmiyorum. Çıkmam lazım. Kusura bakma. Şey, partiye gelmiyor musun? Hangi partiye? Ela ile Levent'in işte. Bizim evde. Bilmem ki. Gel işte ya. İyi, madem çok ısrar ediyorsun. Gel. Hah, hocam hazır mısınız? Hazırım, hazırım. Ha, Ela?
Levent onu oyalayabilmek için kendisine iş icat etti. Güzel. Ali? Ali direkt oraya gidecek hocam. Ama biz sizinle bir eve uğrayacağız. Hasan'ı alacağım. Arabada ben mi tutacağım Hasan'ı? Tabii. Sorun olur mu? Korkarım ben Fikret. Küçücük çocuk. Araba sarsılır, yanlışlıkla başını çarpar falan. Ölürüm kahrımdan. Hocam şaka yaptım. Bebek koltuğumuz var. Ha, iyi. Hem Muş'ta hem İstanbul'da iki nişan olsun dedi. Ben de ne gerek var dedim. Muş'taki tören sizin şanınıza yakışmazmış gibi konuştu. Böyle mi dedi? Açıkça söylemedi ama bunu kastettiğini biliyorum. Alınganlık yaptığını biliyordum. Kastetme filan. Senin yorumun bunlar. Onun yorumu ne? Neyi çaledi o kadar? Bilmiyorum. Sen söyle istersen. Çıldıracağım şimdi. Ben sadece Muş'taki törenin yeterli olduğunu söyledim o kadar. E neden ağladı o zaman Zeynep? Ne bileyim ben Suat. Zaten ağlaması inanılır gibi değil. 5 yaşında çocuk sanki. Özür dilerim ama ablan gerçekten normal bir insan değil. Ya çift kişilikli ya da sadece manyak. Suat. Affedersin. Bu geceyi rezil etmeyelim lütfen. Bunu düşünmek için geç kaldım. Bencillik etme. Ele alır için buradasın. Orayı olmaz, sağlam değil. Bak orası. Şu avizenin ayağına bağlı. Hah, tam şurası. Burası mı Ali Bey? Hah. Tamam orası. Tamam. Sıkı bağlı. Hah. Gel Suat. Gel. Baksana şu küçük adama. Halim Bey ben. Bak, bu da Suat amca. Hastanede sana bakan kızın nişanlısı. Merhaba küçük Hasan. Suat amcanı sıkı tut, kaçmasın, tamam mı? Kalacağım. Ama onlar için. Tamam. Anladım. Bak şurası. Dur dur dur. Sıkı düğüm atmadın. İnecek şimdi bu. Ne yapıyorsun oğlum? Bir şey bağlamıyorsun. At bir iki düğüm daha. Korkma. Tabii Ali Bey. Diğerlerini de böyle mi bağladın? Bak gece bitmeden düşer bunların hepsi. Yok Ali Bey, sağlam hepsi. Ali, rahat bırak çocuğu. Yardımcı oluyorum Fikretciğim. Hah, şu müzik sistemine de bir bakayım. Partide en önemli şey müziktir. Kötüymüş, vızıldar bu. Amfi de fi tarihinden kalma. Çocuklar disko işletmiyor Ali. Olsun. Kaliteli müzik herkesin hakkı. Ben şimdi oğlum için şahane bir set ısmarlayacağım mesela. Teknolojik emellerini oğluma alet etme Ali. Olur mu Fikretciğim? Bizzat onun için ilgileniyorum zaten bu işlerle. Tabii canım. Evdeki 3. laptopu, 2. iPod'u falan hep Hasan için aldım. Tabii onun için. Değil mi oğlum? Sana aldım ben onları. Aşk olsun oğlum. Niye ağlıyorsun ya? Tanımadın mı beni? Benim ben. Baban. Aşk olsun ya. Hasan ağzından kaçırınca ikisinin yüzlerini görmeliydim. Ama ben de üzülmesinler diye anlamamış gibi yaptım. Niye şaşırmadın? Sen de mi işin içindesin yoksa? Neyin içinde miyim? Sen var ya sen. Fikir senden çıktı değil mi? Hangi fikir? Eve girince şaşırmış gibi yapacağım. Şaşıracaksın zaten.
Bilmediğin bir şey mi var? Belki. İlerleyen saatler. Geldiler. Heh. Hoş geldiniz. Misafirimiz mi var? Hı hı. Merhaba. Haldun hocam. Fikret hoca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dört asistanımızın birden yaşadığı evi görelim dedik. Baktık davet eden yok. Biz kalkıp kendimiz geldik. Çok iyi yapmışsınız hocam. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Süsler ne için Hasan? Hocalarımız için. İlk defa evimize geliyorlar. Kuru kuru olur mu? Doğru. Kızmak yok ama. Niye kızayım aşkım? Sor bakalım. Ya bir tek Aslan Bey yok burada. Onu dışlıyormuşuz gibi olmasın. Çağırsak mı? Aslan burada olmasını isteyeceğim biri mi? Ya bütün gün yüz yüzeyiz. Ya boş ver, gelmez zaten. Ya niye gelmesin? Aslan'la ben birbirimizden pek haz etmiyoruz da. Bilmediğim bir şey mi oldu? Sen gerçekten gelmesini istiyorsun yani. Bu kadar bozulacağını düşünmemiştim. Hayır, bozulmadım. O kadar istiyorsan gelsin. Yok, madem sen istemiyorsun gelmesin. Uzatmayalım. Çağırmak istediysen çağır işte. Salona lütfen. Mutfak bana lazım şimdi. Peki. Resepsiyondan hiç hoşlanmıyorum. Sizin cerrahi katına geçmek istiyorum ama... O Simte'nin yaptığını ben yapamaz mıyım yani? Başhekim sekreterliği falan. Yaparsın tabii. Akıllı kızsın. Geçen burada Leventlerle otururken de onu konuştuk. O da yapabilirsin diyor. Bence de. Atla deve mi sanki? Levent buraya takılıyor mu? Evet, ara sıra geliyor. Çok iyi bir insan aslında. Başına gelenlere çok üzüldüm. Eski karısı da bir sürü şey yapmış filan. Şimdi yine evleneceğim diyor ama biraz zor. Yani aldatılmış bir kere. Bence yürümez. Demek Levent'le de yattı. Ne alakası var? İnanmıyorum böyle söylediğine. Neden öyle dedin ki? Sana söyledim. Senden önce hayatımda sadece bir kişi olmuştu. O da... Ayla. Sakin ol. Benimleyken iyi vakit geçiriyor musun? O zaman kendini rahat bırak, tamam mı? Bana böyle numaralar çekmene gerek yok. Hayırdır? Alo? Ben Ela, parti veriyoruz. Parti ha? Evet, kendi aramızda evde parti veriyoruz. Sizin evde mi? Evet, bizim evde. Sizi de aramızda görmek istiyoruz. Gelirseniz çok seviniriz. Tabii, zevkle. O zaman bizim eve bekliyoruz Aslan Bey, tamam mı? Tamam, birazdan ararım adres için. Görüşürüz. Partiye mi çağrıldın? Gelmek mi istiyorsun? Hı hı. Ela. Yani hanım, Ela hanım, müsaadenizle. Türk kahvesi mi yaptın? Bak, şu tabağa farklı olan Levent Bey'in. Sakın şaşırma, çünkü tuzlu. Tuzlu mu? Tabii, öyle yapılır. Ya Zina, ne oluyor?
Hani kaçırdığın bir şey var mı diye merak ediyordun ya. Şimdi kendin anlayacaksın. Ay! Ah. Dikkat et, dökülecek. Levent'le kan bağımız olmadığı halde bizim için bir kardeşten öte oldu. Hepinizin bildiği gibi oğlumuzun babasız kalmamasını Levent'e borçluyuz. Sevgi kandan daha güçlü bir bağdır. Bu zehir asistanların hepsi çocuklarım gibi mesela. Sonra Ela. Onun gibi bir kızım olmasını çok isterdim. Evet, o zaman asıl mevzuya gelmenin zamanıdır. Efendim, Haldun Bey, biz bu akşam hayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Ela kızımızı Levent kardeşimize istiyoruz efendim. Levent... Ela kızımı mutlu edecek son derece dürüst ve ahlaklı bir insan. Ne oldu? Kahve sıcaktı da. Ben bu birleşmeyi çok güzel karşılıyorum. Ama en önemlisi kızımızın fikri. Sen ne düşünüyorsun Ela? Ben... Yani... Ben Levent'i seviyorum hocam. Öyleyse... Hayırlı uğurlu olsun. Kızı verdim gitti. Tebrikler. Ela? Öp bakalım elimizi. Tebrikler Ela. Teşekkürler. Kutlarım. Ben... Çok teşekkür ederim. Yani siz... Ailem... Gel bakayım yanıma. Mutluluktan bile olsa bugün gözyaşı istemiyorum. Beklediğimiz biri var mıydı? Evet, Arslan. Evde yokmuş gibi yapamayız, değil mi? Geç kalmadım ya. Hayır Aslan Bey. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Daha erken gelmek istiyordum ama kurtulmam gereken küçük bir sorun vardı. Yani bir kadın vardı. Kesinlikle. Ucuz atlattım. Hatta ucuz atlattınız desem daha doğru olur. Hadi bakalım İstanbul'un en edepli cerrahları. Şampanya zamanı. Bilirim. Önce bir saklar gelin. Evet. Doldurun, doldurun. Şerefe. Şerefe. Herkese. Hop.
Ya burası hastane olmaktan çıktı. Herkes işi gücü bırakmış, dedikodu üretiyorlar. Hayal güçleri çok zengin. Ela biri bir şey mi dedi? Senin hakkında konuşmalar mı duydun? Bu defaki senin hakkında. Ya benim onunla bununla yattığım yetmedi. Şimdi de sen hastaneden bir kızla yatmışsın. İnsanları hiç anlamıyorum Levent. Niye böyle şeyler üretiyorlar? Ne alıp veremedikleri var bizimle? Bizi ayırmaya çalışıyorlar resmen. Ellerine ne geçecek? Ama boşuna uğraşıyorlar. Aramızı bozamayacaklar. Ela. Of, açmıyorum işte. Ela, gelsene şöyle. Sana bunu kim söyledi? Kim olduğunu boş ver. Kim? Bilmiyorum. Ama önemli olabilir. Alo? Evet, benim. Yanımda, evet. Siz kimsiniz? Anladım. Bir sorun mu var? Ne zaman? Anladım, evet. Tamam. Babam değil, değil mi? Doktorlar, hastalarımıza ilaçlar veriyoruz. Öğütler veriyoruz. Onlara tüm ilgimizi ve dikkatimizi veriyoruz. Hastalarımıza vermekte zorlandığımız tek şey vardır. O da gerçekler. Çünkü çoğu zaman gerçekler acıdır, üzücüdür. Korkutucudur. Oui. Alo. 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 Alo, qui êtes-vous? Alo. Alo. Nazenin Hanım. Annem yok. Not bırakmak ister misiniz? No, no. İyi geceler. Alo? Alo, bir dakika. Evet. Numaranızı gördüm. Türkiye'den mi arıyorsunuz? Evet. Annemin akrabası mısınız? Yani aileden misiniz? Hayır. Hayır değilim. İyi geceler. İnsanlar hep gerçeği bilmek istediklerini söylüyor. Peki gerçekten de istiyorlar mı? Gerçeği taşımak zordur. En çok da başkalarından gizlenen gerçekleri. Ben yanındayım bir tanem. Buradayım ben. Hadi kapat gözlerini. Artık her gece böyle saçlarını okşayarak uyutacağım seni.
Her sabah da öperek uyandıracağım. Yaralarını ben saracağım. Kırgınlıklarını ben taşıyacağım. Kalbindeki yükleri alacağım senden.